Evet arkadaşlar, yine bir angiosperm bitkisinin yanındayız. Ancak zeyitin yaprağını dökmeyen bir angiosperm. Her yeşil angiospermlere bir örnek. Ama yaprak yapısı bakın birbirinden farklı. Şöyle bir yaprak koparalım. Bakın bunda yaprak ayısı parçalara ayrılmamış. Basit yaprak. Cevizde ise yaprak ayısı parçalara ayrılmış, bileşik yaprak. Burada nedir? Yaprak ayısı tam gördüğünüz gibi. Yaprağını dökmeyen bir angiosperm, zeytin, Olea europaea. Bakın üzerinde zeytinler de var. Bunlara da meyveleri anlatırken değinmiştik. Zeytin bir çekirdekli sulu meyvedir demiştik. Neden? Bakın şöyle koparalım. Şöyle içini açtığımızda egzokarp derimsi yapıda, mezokarp etlenmiş ve sulu. Bakın şöyle ayırıyorum. Mezokarp etli ve sulu. Şu da içinde tohumu taşıyan endokarbı. Bunun içerisinde tohum var. Nasıl endokarp? Sertleşmiş ve odunsu bir yapıya sahip. Eğer egzokarp böyle derimsi yapıda, mezokarp etli ve sulu, endokarp ise odunlaşmışsa biz buna çekirdekli sulu meyve diyoruz. Aynı şey aslında cevizin meyvesi için de geçerli. Cevizde de çekirdekli sulu meyve var. Cevizi doğada görmüşsünüzdür. Dışında yeşil bir kabuğu var. Bu yeşil kabuğun işte dış kısmı egzokarbı. Bu koparttığımızda, yeşil kabuğu soyduğumuzda elimizi boyayan sulu kısmı mezokarbı. O kırdığımız ve içerisinden tohumunu çıkarttığımız kabuk ise endokarbı olmuş oluyor. Biz cevizin normalde tohumunu yiyoruz. Yani meyvesini tamamını yemiyoruz, tohumunu tüketiyoruz. Meyve egzokarp, mezokarp ve endokarp olarak tohumu koruyan bir oluşumdur cevizlerde. Ama bakın zeytinde yediğimiz kısım ise egzokarp ve mezokarp yiyoruz zeytinde. Ama cevizde tohum yiyoruz. Yani meyve aynı meyve olmasına rağmen bizim tükettiğimiz kısmı farklılık gösteriyor. Yine dediğim gibi cevizde bileşik yaprak var, zeytinde basit yaprak var. Ceviz her dem yaprağını döküyor, zeytin ise her dem yeşil bir angiosperm.